ve konuşma bozuklukları isminden de anlaşılabileceği gibi dilin ve dili anlama ve konuşulanları anlama, ifade etme becerilerinde görülen bozukluklar, ortaya çıkan sorunlar olarak kısaca ifade edebiliriz. Genetik kaynaklı olabilir, nörogelişimsel bozukluklardan kaynaklanabilir, konuşma organlarına bağlı anatomik bozukluklardan da meydana gelebiliyor çoğu zaman. Çocukluk döneminde aslında çocukların dili öğrenmesi için gereken bir süre var. Bir süreç yaşıyorlar 6 yaşa kadar. Bu yaş döneminde bazen dile edinmede gecikmeleri olabiliyor. Ya da çok uzun sürebiliyor dile edinme süreçleri. O zaman karşımıza sıklıkla gelişimsel dil bozuklukları, kekemelik, çocuklarda yine ses bozuklukları olabiliyor. Artikülasyon bozuklukları, yani konuşma sesi bozuklukları en sık karşılaştığımız bozukluklar adı altında toplanabilir. Aileler zaten şüphe ettikleri noktada bir uzmana başvuruyorlar. Fakat ilk gittikleri uzman genelde kendi çocuklarını takip eden çocuk hekimleri oluyor. Eğer aile şüpheleniyorsa o zaman zaten hekimine danışıyor. Çocuğum konuşmasında geciktiğini düşünüyorum ya da bazı harfleri, sesleri hala yanlış çıkartıyor ya da kekeleyerek konuşuyor diyor. Çocuk hekiminden yapılan yönlendirme ile genelde konuşma terapistlerine aileler ulaşıyorlar. Erken müdahale yapıldığı zaman çocuklarda özellikle çocukların duygusal sosyal gelişimine katkıda bulunabiliyoruz. Çünkü akranlarıyla aynı seviyede dil ve konuşma becerilerine sahip olamadıkları için grup içerisinde alaya maruz kalma yaşayabiliyorlar. Ya da akademik becerilerde gerileme olduğu için okuma yazma becerilerinde de gecikme yaşanabiliyor. Ve bu süreçte çocukların duygusal, psikososyal özelliklerini ve bilişsel becerilerindeki gelişiminin gecikmesine yol açıyor. Önemli olan çocukla sağlıklı bir etkileşimi kurup işin içerisine aileyi de dahil ederek ve çocukla çalışan diğer uzmanlar, öğretmenleri olabilir, bireysel destek aldığı diğer uzmanlar olabilir. Çocuğa ve aileye uygun bir yaklaşımı kullanarak terapiyi şekillendirmek ve bozukluğuna destek verebilecek yaklaşımı, yöntemi seçerek ilerlemek çok daha doğru. Ne kadar yoğun destek alınırsa yapılan çalışmalar çocukların daha iyi ilerlediğini ve konuşma bozukluğundan, dil bozukluğundan yoğun destekle uzaklaştığını, bununla mücadele edebildiğini bize gösteriyor.